Ülkemizde kök hücre nakli ya da halk arasında diğer bir ismiyle bilinen ilik nakli bekleyen çok sayıda hastamız var. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı da 2013 yılında harekete geçti ve Türk Kök projesi ile kemik iliği bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor. Bunlarda kök hücre nakli veya ilik nakli çok büyük başarılar kaydedebiliyoruz artık. Umut arayan hastaların önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Kanser ve kronik hastalıkları bulunan kişiler için de haliyle daha çok önem sağlıyor. Kök hücre bağışının toplumda çok iyi bilinmediğini ve kişilerin korktuğu için bağışçı olmadıklarını söyleyen Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Doktor Tufan Ertop, hayat kurtarmanın ne gibi tehlikesi olabileceğinin altını çizdi. Ölümü bekleyen bir hasta grubundan bahsediyoruz. Siz 4-6 saatinizi ayırarak bu kişiye hayat veriyorsunuz, can veriyorsunuz. Müdür Ertop, bilinen bir diğer yanlışlık olan ilik transferi ile kök hücre transferinin ayrımını yaptı. Kan verme işleminiz toplamda yarım saat alırken kök hücre vermenizde 3 ya da 5 gün bir aşı yapılıyor. Kemik iliğindeki kök, kök hücreleriniz kana çıkıyor, periferik kana çıkıyor. Ondan sonra bir cihaz yardımıyla aynen kan verir gibi damarınıza giriş yapılıyor. Ortalama 4-6 saatte kök hücreniz toplanıyor. Antalya genelinde şu ana kadar ne kadar bağışçı sayısı var elinizde? 2014 yılından bu yana Antalya'da 62 vatandaşımıza nakil gerçekleşti. Antalya ili de bu anlamda çok fazla sayıda nakilin yapıldığı iyi merkezlerin olduğu bir şehrimiz. Siz de hayat kurtarmak isterseniz kök hücre bağışçısı olarak ihtiyacı olan insanlara yaşama şansı sunabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde kızlayın ister kan merkezleri ister gezici ekipleri veya sabit kan alma birimlerine gittiğinizde kök hücre bağışçısı olmak istediğinizi ifade ettiğinizde gerekli bir form var küçük bir. E, sorgulama var. Ondan sonra numune örnekleri alınıyor ve bu numune örnekleri ilgili laboratuvarlarda analiz ediliyor. Siz veri tabanına yapı olarak, genetik yapı olarak kayıt altına alınıyorsunuz. Ondan sonra eğer ki günün birinde sizinle benzer yapıya sahip bir hasta çıkacak olursa kızlay olarak bizler sizlere ulaşıyoruz.